105. Yıl dönümü. Aslında biz gerektiğinde dur demesini çok sağlam bir şekilde bilen bir milletiz. Özgürlüğüne, bağımsızlığına düşkün bir milletiz. Zor koşullarda bir araya gelmeyi başaran bir milletiz. Dolayısıyla Çanakkale'de o ruha sahip çıkan milletimizle hep birlikte ülkemizi zapt etmeye çalışan yedi düvele hep birlikte dur dedik. Tabii bugün zor günler geçiriyoruz ama başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Başarmak zorundayız. Tek şartı var. Bir arada olmak, birbirimize güvenmek ve hep birlikte bu sürece dair dik durmayı başarabilmekte. Dediğim gibi biz tarihte bunun farklı mücadelelerini verebilmiş bir milletiz. Bu anlamda tekrar bu 105. yıl dönümünde o savaşta büyük mücadele veren ve bütün atamıza, bütün ceddimize rahmet diliyorum. On binlerce şehidimize rahmet diliyorum. Elbette o güzel zaferin ve Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de yine silah arkadaşlarına da rahmet diliyorum. Bu duygularımla bu 18 Mart'ta sizleri selamlamak istedim. Ancak tabii ki koronavirüs mücadelesinin içerisindeyiz. Ne yazık ki bugün itibariyle bir vatandaşımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum ve umut ediyorum biz bu süreci hep birlikte mücadele ederek, devletimizin tüm birimleriyle, tüm kurumlarıyla ortak mücadele ederek atlatacağız. Zira İstanbul bu sürecin en kritik noktalarından birisi, hatta en başında geliyor. Hatta Avrupa'nın en büyük kenti İstanbul ve aynı zamanda çevre coğrafyanın buluşma noktasındayız. Dolayısıyla biz bu coğrafyada aldığımız her tedbir aslında sadece İstanbul için değil, başta ülkemiz için büyük bir moral ve büyük bir çalışma ortamı sağlayacak ama aynı zamanda bence dünyaya da örnek işler yapabilmeliyiz ve yapmalıyız. Bunun dediğim gibi birinci sıradaki en önemli unsuru dayanışma, ortak akıl ve bilimle beraber, akılla beraber mücadelenin biçimini şekillendirmek. Ben tabii çok kararlar alıyoruz ve bu kararlar içerisinde hızlı hareket etmemiz gereken hususlarda sizleri mutlaka bilgilendiriyoruz. Dün itibariyle 39 ilçe belediyemizle irtibat kurarak, bir kısmıyla görüşerek, bir kısmıyla irtibat kurarak özellikle İstanbul'umuz için kritik bir konuda nasıl hareket etmemiz gerektiği ile ilgili bir görüşme silsilesi ortaya koyduk. Bir komisyon kurduk. Pazarcıların temsilcileri, odası ve aramızdaki yetkili arkadaşlarımızla beraber İstanbul'da 462 semt pazarı var. Bu semt pazarlarıyla biz nasıl bir mücadele vereceğiz ve nasıl bir çalışma yapacağız diye bir karar oluşturma ortamı yarattık. Bu manada ben özellikle gıda ihtiyacının neredeyse %80'ini karşılayan semt pazarlarımızla ilgili şunu söyleyeyim. Kaynağı olan hallerle ilgili çok sağlıklı bir çalışmayı arkadaşlarımın yürüttüğünü, oradaki hem hijyeni hem temizliğiyle ilgili bütün tedbirleri Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımızın altını çizelim. Ancak semtler açılmalı mı, açılmamalı mı, nasıl açılmalıyı uzun uzun tartıştık. İstanbul'un gıda ihtiyacını karşılayacak olan semt pazarlarımızla ilgili yetkili olan ilçe belediyesi ve bazı kurumlara dair bir tavsiye kararı aldık. Bu tavsiye kararımız şu, özellikle pazarlarımızla ilgili gıda ürünlerinin satışının yapılacağı pazarlar kurulması konusunda tavsiye kararı aldık. Yani başka ürünlerin satıldığı değil, gıda ürünlerinin satıldığı pazarların kurulması. Artı bu pazarlarda çalışacak esnafın mutlak ama mutlak
maske kullanması ve eldiven kullanması ve diğer koruyucu tedbirleri alarak hizmet etmesi konusunda da bir tavsiye kararı oluşturduk. Yani pazara giriyorsunuz, pazarda çalışan herkesin maskesi var. Bunlar o belediyeler, ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyemiz tarafından denetlenecek ve o korunaklı şekliyle, maskeli ve eldivenli şekliyle hemşehrilerimize hizmet verecek. Sadece bununla da kalmıyoruz. Mutlak o pazarlar dezenfekte edilecek kurulmadan önce ki orada virüsün insanlara bulaşması engellenecek. Yine aynı zamanda bu 462 pazarımızda şunu tavsiye ettik ve belediyelerimiz, 39 ilçe belediyemiz bu konuda da çalışma yapacaklar. Pazarların giriş ve çıkış noktalarında dezenfekte kutularıyla hemşehrilerimize hizmet verecekler ki korunma konusunda daha yüksek bir noktada teminat elde edelim. Bir başka tavsiyem elbette buraya gidecek olan, alışveriş yapacak olan, evlerinin gıda ihtiyaçlarını giderecek olan hemşehrilerimiz buraya giderken yine tedbirli gitmelerini öneriyoruz. Bu tedbirli gitmenin yanı sıra oraya kendi fileleriyle, kendi torbalarıyla gitmeleri de önemli bir husus. Yani burada temel isteğimiz aslında mümkün olduğu kadar temas etmeme şeklinde bir alışveriş imkanını sağlamak olacak. Dediğim gibi pazarlar İstanbul'un İstanbul için çok önemli ve bu pazarlardaki o hijyen ortamı, dezenfeksiyon işlemi, hem esnafın korunması, hem oradaki hemşehrilerimizin korunması, hem de sağlıklı gıdaya erişim noktasındaki hallerle ilgili aldığımız tedbirler 16 milyon İstanbullu hemşehrimiz için önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Bazı kısa aldığımız tedbirleri de sizinle paylaşayım. Bunların bir kısmı aslında uygulamada ama bilginiz olsun ki çağrı merkezimiz arttırılmış kapasitesiyle vatandaşlarımızla özellikle koronavirüs ve süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımı olsun ya da diğer hususlarda olsun iletişimi en üst seviyede tutacağız. Bu konuda sayımızı arttırdık. Bazı çalışma arkadaşlarımızın, özellikle sayısı artılan arkadaşlarımızın da çağrı merkezlerimizde değil, kendi evlerinden sürece dahil olup çalışmalarını sağlıyor olacağız. Yine bir arada olma konusunda duyduğumuz kaygıdan mütevellit biz bazı toplantıların yapılmaması ki buna encümen toplantıları da dahil ihaleleri hariç tutarak söylüyorum. Telekonferans sistemiyle toplantıların yapılmasına dönük bir teknolojik altyapıyı oluşturduk ve bu konuda inşallah sıkıntısız bir toplantı ortamı yapıp hizmette kesintiyi ortama kesinti olmadan hizmeti devam ettireceğiz. Tabii yine turizm konusu çok önemli. Dün de turizm sektörüyle ilgili görüşmelerimiz oldu. Bu konuda maddi manevi nasıl tedbirler alabiliriz konusunda sektör temsilcileriyle görüşmelerimiz, sektörü bu anlamda destekleme ki bunun içinde hizmet sektörü de var. Aslında bütüncül bakarak yine bu konuda bir takım bütçe çalışmaları, bir takım mali çalışmalar, bir takım destekleme ve bilgilendirme çalışmalarında sektörlerle sürdüreceğiz. Yani şunu hemşehrilerim bilsinler, bu şehirde yaşayan herkesin, her kurumun sıkıntılarıyla ilgilenerek süreçlerine dair bizim alabileceğimiz ya da kamuoyuyla paylaşıp bilgilendirebileceğimiz hangi husus varsa sürece dahil olmaktan asla sakınmayacağız. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle sahada görev yapan itfaiye, zabıta, temizlik hizmetleri gibi, destek hizmetleri gibi birçok konuda görev alan arkadaşlarımızın tabii ki sağlık durumları hariç, onun ötesinde sağlık tedbirlerini de alarak, korunma tedbirlerini de alarak en üst seviyede izinlerin kaldırıldığını ve İstanbul'a hizmet noktasında bu yol arkadaşlarımın en üst seviyede, en üstün şekliyle hizmetlerini devam edeceğini belirtmek istiyorum. Evet, elbette ki bina çalışanlarımıza hizmet konusunda tedbirler aldık. Örneğin işte sıcak yemeklerin dışında, taşımalı yemeğin dışında biraz daha soğuk sandviç hazırlıkları ve buna göre
bir takım gıda denetimleriyle yine hizmet veren arkadaşlarımızın, özellikle birebir temasa dair hizmet veren arkadaşlarımızın hem kendilerinin korunmasına dönük tedbirlerin alındığı, hem de o çalışma arkadaşlarımın eğer bir rahatsızlığı varsa, yani hafif bir ateşi de varsa tedbir alınıp izinli sayılacağını buradan belirtmek istiyorum. Halka dair hizmet veren Halk Ekmek gibi, Hamidiye Su gibi iştiraklerimizin, bütün çalışma ekibimizin de yine sıkı bir sağlık denetiminden geçtiğini ve bu korunaklı ortamlarda İstanbul'a hizmet etmeye çalıştıklarını belirtmek istiyorum. Tabii sıklıkla alım yapıyoruz ve gerçekten İstanbul'a dezenfeksiyon, hijyen konusunda yoğun bir hizmet sunuyoruz. Bazı konularda olası bir takım kriz anlarına dair tedbirler alıyoruz. Buna dönük gıda ve bunun gibi birçok ürünü kendi bünyemizde bulundurmayla yarın hizmet vermemiz gerektiği noktada hazırlıklı olma konusunda da özel bir çaba gösteriyoruz. Yani yeterli her ürünü temin eden bir kurumunuzun olduğunu özellikle sizinle paylaşmayı görev biliyorum. Şunu söyleyeyim, tabii salgın süresince görev yapan, çok hassas işler yapan arkadaşlarım var. Sağlıkçılarımız var, doktorlarımız var, hemşirelerimiz var. Onların daha, bugün onlara minnet duyuyoruz. İyi ki varlar, çok fedakarca görev yaptıklarının farkındayım. Sağlıkçı olan, yani hasta bakıcıdan hekimine, başhekimine, doktoruna ya da işte hemşiresine varıncaya kadar, laboratuvarda çalışanlara varıncaya kadar hepsinin hizmetlerini kolaylaştıracak tedbirler alma konusunda, şehirdeki tedbirler alma ve onlara destek olma konusunda da özel çaba gösteriyoruz. Zira bu konuda bir hazırlık içerisindeyiz. Kriz dönemi boyunca ulaşımın onlara ücretsiz sağlanmasıyla ilgili bir hazırlık yapıyoruz. Nisan ayı meclisinde bunu konuşacağız. Biliyoruz ki bu süreç uzun sürecek. Hani bu konuda da tedbir almayı çok çok önemsiyorum. Bu arada şunu belirtelim. Tabii söylemiştik, yani İSKİ ve İKDAŞ'ta bir gaz kesintisi ya da su kesintisi yapılmayacağını, ama çok geçmişten gelen ve gerçekten on binlerce abonmanı ilgilendiren, özellikle İSKİ ile ilgili suyu kesilmiş olan vatandaşlarımızın, hane suyu kesintisi olan vatandaşlarımızın da suyunun açılmasına başladık. Yani insanların susuz kalmasını bu süreçte istemiyoruz. Borcu olup daha önce kesintisi olan evlerin suyun açılma işlemine de başlattık. Dediğim gibi aslında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı her zaman bilgilendirmeyi özenle, titizlikle yürütüyoruz. Bir kriz ekibimiz var. Her an görevde ve her an özellikle süreci takip ediyorlar. Anlık konular olabiliyor, günlük konular. Ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Biz bu günleri hep birlikte büyük dayanışmayla atlatacağız. Birbirimize daha çok sarılacağız. Asla umudunu yitiren değil, yitirmeyen, mutluluğunu pekiştiren, evinde çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle birbirine daha çok dayanışma içinde olan, çevresindeki yaşlı ve özellikle yalnız yaşayan, belli bir yaş üstü vatandaşlarımızı koruyan, gözetleyen, ona destek olan, o uzlaşmacı kültürümüzde olan o güzel duygularla dayanışmayı sürdürmeye devam edecek. Çünkü bugünler bitecek ve ilk bu süreci atlatan, ilk her konuda kendini hazır hisseden bir kent olmalı İstanbul. Dediğim gibi devletimizin bütün ekipleriyle, bütün kurumlarıyla dayanışma içindeyiz. Bugün Sayın Valimizle de görüştük. Sanırım biraz sonra, saatler sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizle ilgili tedbirleri ve süreçleri açıklayacak. Dolayısıyla hep birlikte seferberlikle hem ülkemiz adına hem İstanbul'umuz adına hızlıca bu krizi aşan ve inşallah en az hasarla, en az sıkıntıyla, Allah korusun en az can kaybıyla bu süreci aşan bir şehir olmak istiyoruz. Bu duygularımla birbirinize destekleyin, yine güler yüzle moral verin. Evde duranlar lütfen bol bol kitap okuyun. Bol bol çocuklarımız lütfen kitap okusunlar. Gençlerimiz mutlak derslerini ihmal etmesinler.
Üniversite gençliği hepinizin yanındayız. Burslarınız yatmaya devam edecek, onu ifade edeyim. Asla bundan bir şüphe duyulmasın. Desteğimiz devam edecek. Bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımızla kol kolayız, yan yanayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.